Muhterem İletişim Başkanım Profesör Doktor Fahrettin Altun Hocam, değerli katılımcılar, kıymetli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Rusya Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte düzenlediğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri, tehditler ve fırsatlar konulu çalıştayımıza hoş geldiniz. STD, Türkiye'yi ilgilendiren her konuyu merkezine alan bir dernek olarak faaliyet gösteriyor. En başta ülkemizin birer yumuşak güç unsuru olarak sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmelerine destek olmayı, onların yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerini arttırmayı, ve Türkiye'nin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmalarını hedefliyor. Bu meyanda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sıcak çatışma, askeri, siyasi ve güvenlik ile ilgili boyutlarıyla olduğu kadar bireysel ve örgütlü beşeri unsurları da çeşitli bakımlardan derinden alakadar ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması modern dünya için bir tür şok etkisine yol açtı. Elbette Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik muhtemel hareket harekat planları kısmen bilinmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı başta olmak üzere bazı mahfiller tarafından biraz da provokatif bir tarzda medyaya sızdırılmaktaydı. Fakat bu saldırı gerçekleştiğinde İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sınırlarının hemen dibinde hiçbir sıcak çatışma yaşamamış olan Avrupa gerçek bir şokla karşılaştı. Yalta düzeninden sonra sorunları diplomasi yoluyla çözmeye çalışan savaşa dönüşecekse de bu sıcak çatışmayı kendi toprakları dışında üçüncü ülkeler üzerinden hesaplaşmak suretiyle gerçekleştiren Batı 1945'ten beri ilk kez tankları, uçakları ve bombaları kendi topraklarına bu denli yakın gördü. Ekonomik bir dev olmasına rağmen siyasi karar alma mekanizmalarını etkin bir şekilde çalıştıramayan Avrupa Birliği yakın dönemde pek çok krizde gördüğümüz üzere Rusya-Ukrayna krizinde de sınıfta kaldı. Bugün ne Rusya ne de Ukrayna Avrupa Birliği'nin bu kriz karşısında izlediği politikasızlıktan memnun değil. Tabii burada bir ada ülkesi olması hasebiyle farklı güvenlik paradigmalarına sahip olan İngiltere izlediği Rusya karşıtı proaktif politikayla diğer Avrupa ülkelerinden ayrılıyor. Britanya bir okyanus aşırı kıta ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri gibi Ukrayna'nın yanında ve Rusya'nın genişlemesinin karşısındadır. Amerika Birleşik Devletleri ise devlet geleneğine uygun olarak diplomatik, ekonomik ve dolaylı askeri araçları kullanarak Rusya'nın Ukrayna ve yakın çevre üzerinden genişleme stratejisine engel olmaya çalışıyor. Modern dönemde sık sık karizmatik liderlik anlayışının geçmişte kaldığı yönünde analizlere rastladık. Demokrasilerin güçlü liderlerle değil, etkili sistemlerle karakterize olduğu bize söylendi. Ancak bu analizler hemen her sıcak çatışma ve kriz sürecinde neredeyse çöpe atıldı. Zira en son Rusya-Ukrayna çatışmasının bütün dünyaya öğrettiği temel husus güçlü liderliğin hem ülke için hem de bölgesel istikrar ve barış için vazgeçilmez olduğudur. Bugün Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye dışında Dünyada barış masası kurabilecek bir aktör ortalıkta görünmüyor. Savaşın tarafları Rusya ve Ukrayna ile aynı anda konuşabilen Türkiye haricinde başka bir liderlik yok. Mart başında savaş devam ederken iki düşman ülkenin dışişleri bakanları Antalya Diplomasi Forumu'nda buluştu. Tabii bu forumda sadece onlar değil 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi ve başkanı ile birlikte 75 ülkeden katılımcılar hazır bulundu. Türkiye mart sonunda ise Rusya ve Ukrayna heyetlerini müzakere için Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya getirdi. Türkiye'nin kendisini NATO ile sınırlamayan ama NATO'yu da masada tutan, mazlum Ukrayna halkına duyarsız kalmayan ama Rusya ile de temas kurabilen tutumu Batılı yorumcu ve gazetecileri bugün şaşırtıyor. Çünkü savaş dışında bir seçenek varsa eğer bugün bunu Türkiye hatırlatmakta ve barış için dünyanın umut kaynağı olmaktadır. Evet, krizler, çatışmalar ve savaşlar güçlü liderlik ile zayıf yönetimler arasındaki devasa farka ayna tutan faktörlerdir. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hem Rusya ve Ukrayna tarafının hem de Avrupa ve dünyanın saygısını kazanan bir diplomasi izliyor. Bütün bunları yaparken biz tarihi birikimimize dayanarak diyoruz ki Türkiye bir devlet ile kurduğu ilişkiyi başka bir devletle probleme dönüştürmeyecek kadar diplomatik bilgi, derinlik ve beceriye sahip bir ülkedir. Çalıştayımıza tekrar hoş geldiniz diyor. Rusya Ukrayna krizinin bir an evvel barış ile sonuçlanmasını ve bu çalıştayda ulaşılacak fikirlerin savaşan taraflar ve Türkiye için hayırlı neticeler doğurmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunarım.